Cansu Hanım merhaba. Merhaba, hoş nasılsınız? Geldiniz. İyiyim, siz? Teşekkürler, sağ olun bizi burada konuk ettiğiniz için. Siz de buraya misafir olarak geldiniz, teşekkür ederim. Peki, şimdi Cansu Hanım çok kısa sizi ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize bir tanıtalım. Sektörle tanışma hikayeniz nasıl gerçekleşti? Şöyle, adım Cansu Taş. Çocukluğumdan beri zaten hep böyle çizimle alakalı yeteneğim olduğunu babam keşfetmişti. Hani ilkokuldan beri zaten hep kara kalem olsun, işte okulun işte yarışmaları olsun mesela hep katılırdım zaten. Hani hep çizimle alakalı bir iş yapacağımı tahmin ediyordum ama bunun tabii insan üzerinde olacağını tahmin edemiyordum. Tabii liseyi de güzellik üzerine okudum. Üniversiteyi bunun üzerine, kozmetik kimyası üzerine evet. okudum. Sonrasında zaten özel eğitimler aldım iyi yerlerde. Alanımla alakalı hani kendime katabileceğim her anlamda farklı branşlarda, farklı yerlerde katkılarda bulundum derken yaklaşık 5 senedir falan bu sektörün içindeyim zaten. Evet. Peki o 5 yıllık bilgi birikimle birlikte artık dediniz kendi yerimizi hayata geçirelim. Aynen öyle. Ne zaman hayata geçti? İlk senemizdeyiz daha. Nasıl geçti bu süreç? Memnun musunuz? Bu süreç öyle. Tabii ki kendime iş anlamında güvendikten sonra artık tabii misafirlerimin, hastalarımın vesaire müşterilerimin desteğiyle de artık kendimde hani bir özgüven, işimle alakalı evet. bir güven kazandıktan sonra aslında buraya adım atıp açmayı adım attım. Tabii bu arada da tabii sizin bir geçmişe dayalı bir müşteri portföyünüz var. Tabii ki. Onları da burada buluşturdunuz. Bay bayan her anlamda aynı evet, şekilde. Evet, burası bay ve bayanlara hitap ediyorsunuz. Evet, hem bay hem bayanlara hizmet veriyoruz. Belli bir yaş kategorisi var mı yoksa? Şimdi şöyle, bizimkisi biraz daha estetiksel bir iş olduğu için 18 yaş altı işlemlerde tabii ki sonuçta ailelerinin ya da bireylerinin izniyle ya da evet. kendilerinin eşliğinde yapmayı tercih ediyoruz. Onun haricinde tabii ki de yaş bir sınırlaması yok. Herhangi çünkü yaptığımız evet. işlem tamamıyla doğal bir işlem olduğu için ve yarı kalıcı bir işlem olduğu için evet. bütün yaş gruplarına hizmet verebiliyoruz. Hizmet verebiliyorsunuz. Peki öncelikle burayı bir tanıyalım. Neredeyiz şu anda biz İstanbul'un? Şu anda biz Ataşehir, Batı Ataşehir'de Apil Towers'dayız. Evet. 26. kattayız. Evet, peki şimdi siz burada teksiniz. Evet, şu anda işlemleri ben yapıyorum. İşlemleri siz yapıyorsunuz. Konuklarla nasıl bir yolu izliyorsunuz? Öncelikle zaten randevulu sistemle çalışıyoruz. Kısa bilgiler halinde tabii ki telefonda öncesinde bir kısa bilgi alıyor. Ama daha çok tabii ki buraya davet edip birebir ne yapılabilir, yüzünde neye ihtiyacı olduğunu, işte kaşını, bizim zaten yaptığımız iş microblading, evet. kıl tekniği, işte kalıcı makyaj, lip liner, dudak renklendirme, erkeklerde saç sakal simülasyonu. Hı-hı. Biliyorsunuz birçok beyefendi de saç ekimi yapabiliyor ama grafiği yetersiz olduğunda simülasyonla desteklemesi gerekebiliyor. Ya da sakallarında dökülme oluyor ya da bir yanma vesaire, kaşlarında bir yarık izi. Bu yüzden beylere de çok fazla hizmet verebiliyoruz. Evet. Bayanlarımız da geldiğinde buraya zaten kaşının öncelikle doğal formuna bakıyoruz, rengine bakıyoruz, yüz hatlarına bakıyoruz. Ne gerektiğini tamamıyla doğallığını bozmadan yüzünün istediği şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Zaten hani o yüzden buraya davet edip birebir görmek çok daha sağlıklı evet, oluyor. Evet, yani bu şeyi ortaya çıkarıyor sonuç olarak bir tahlil, analiz, bir görüşme. Tabii ki. Aynen öyle. Herhangi bir dediğim tahlil analizden bahsetmek istiyorum. Bir şey alıyor musunuz? Bir rapor veya bir şey istiyor musunuz? Yani şöyle, tabii ki hani herhangi bir şeye alerjik bir reaksiyon olup olmadığını soruyoruz. Eğer bazı hani hassasiyet gösteren ciltlerse öncelikle bir hani kısa bir süreç kulak arkası analizlerimizi yapıyoruz. Hani evet. herhangi bir reaksiyon veriyor mu ya? Uyuşturucu kremimiz olabilir, kullandığımız boyalarla alakalı olabilir. Sonrasında bir ölçümümüzü yapıyoruz yüz hatlarına göre. Hı-hı. Ölçümlerini alıyoruz. Sonrasında işlemimize devam ediyoruz. Süreç ne kadar sürüyor? Şöyle, uyuşmasıyla birlikte bir krem şekliyle uyuşturuyoruz yalnız. Uyuşmasıyla birlikte 1,5 saat falan sürüyor işlemimiz. Peki toplamda bu seanslar ne kadar sürüyor? Yani bir ay süren mi var, 6 ay mı, kısa vadede mi bitiyor çalışmalar? Şöyle, normalde birçok yer tek rutuşla çalışır. Yani toplamda 2 seansla çalışır ama ben 3 seans şeklinde çalışıyorum. Seans aralıklarımızı minimum 3, maksimum 6 hafta evet. olarak tutuyoruz. Ama tabii ki bazen yurt dışından, şehir dışından da çok fazla
konuklarımız geldiği için onlar da mümkün mertebe hani biraz daha kısa tutabiliyoruz seans aralıklarını. Evet, bu tamamen esneklik konunun gösterebiliyor. Fiziki yapısı anladığım kadarıyla size vereceği talep aynen, isteğe doğru. göre değişiklik arz ediyor evet. süreler. Peki hijyen önemli. Bu doğrultuda neye dikkat ederiz burada? Yani bizim işimizin zaten ana teması hijyen biliyorsunuz. Hani mümkün olduğunca zaten steril ortamda çalışıyoruz. Her gelen müşterimize kendine özel iğne başlığı kullanıyoruz ve rötuşlarında dahil olmak üzere her seferinde tek kullanımlık iğneleri açılır. Evet. Kimi işletmeler mesela iğnesini verir, ikinci seansınızda asla böyle şeyler tabii ki tavsiye tek etmez. Kullanımlık. Tek kullanımlık tamamen her seansında kendine özel boyaları, boya kutuları, iğneleri kendine özel steril bir şekilde açılır. Peki sizin kullandığınız tabii malzemelerin kalitesi de önemli. Bu doğrultuda iyi markalarla mı çalışıyorsunuz? Tabii ki mutlaka. Yani sonuçta şöyle bir şey var. Benim firmamın adı da zaten kendi adımı ve soyadımı taşıyor. Yani evet. Can Ustaş olduğu için kesinlikle adıma, yani benim bu konuda yaptığım herhangi bir eksik benim adımı lekeleyecek bir eksiktir. O yüzden bu benim için çok önemli. Buna dikkat ediyorsunuz. Evet, buna gayet çok güzel. Dikkat ediyorum. Peki Cansu Hanım, şimdi genç girişimci bir hanımefendi olarak siz de kendiniz zaten yıllardır çocukluğunuzdan beri gelen bu istek ve taleple birlikte buluşturduğunuz bu noktada sektörde hedef beklentileriniz neler? Kesinlikle artık bu işi gerçekten öncelikle şunu söylüyorum. Tabii ki mutlaka yeteneğini de getirip tecrübeyle birleşip sabitlenip hani yaptığınız bir işlem bu sonuçta. Yani bunun sonucunda çıkardığımız evet. işlemler. Ve kadınlarımızın ve bayanlarımızın yani yüzünde yaptığımız bir işlem olduğu için bunun eğitimini almamış ya da hemen eğitimini alıp ben yapıyorum diye nasıl diyeyim size estetiksel açıdan kadınlarımızın kaşlarını mahvetmesinler. Evet. Öncelikle bunu istiyorum. Yani çünkü bu doğrultuda şöyle yapalım, parantezi orada biraz genişletelim. Hı-hı. Siz bu işi merdiven altı yapanlar var diyorsunuz. Aynen öyle. Bunlara dikkat etsinler. Kullandıkları boyalar, mesela bana en çok gelen şey şu. İşte şu kadarı yapıyorlar şurada, işte bu kadarı yapıyorlar bizim burada gibi mesela hani şikayetler, sistemler gelebiliyor. Ama inanın bizim işimizde evet el yeteneği önemli olduğu kadar gerçekten kullandığımız malzemeler, kalitesi, kullandığımız boyalar çok önemli. Sonra gelip bize diyorlar ki işte kaşım kızıla döndü, maviye döndü, mora döndü. Çünkü bizim kullandığımız boyalar tamamen bitkisel. Yarı kalıcı ve bir maksimum 1,5 sene sonra deride hiçbir şekilde leke ya da iz bırakmıyor. Evet. Ama kullanılan boyanın kalitesine göre işte bu gördüğümüz kızıla dönmüş, mora dönmüş, laciverte dönmüş ve sonra gidip sildirmek zorunda kalıyorlar. Yani birazcık mali, yani biraz daha kısıp işte daha uygun yerlerde yaptırıp sonrasında sildirmek için çok daha fazla masraf yapıyorlar. İkinci bir masraf. Aynen öyle. O yüzden diyorum ki sonuçta bu sizin kaşınız, yani bir kadının kaşı gözüdür mesela, evet. yüzüdür değil mi? O yüzden yüzünüzle alakalı ya da güzelliğinizle, cildinizle alakalı yaptığınız şeylerde, işlemlerde mutlaka kaliteyi tercih edin diyorum. Evet, buraya dikkat etsinler. Aynen. İnce bir ayrıntı ama önemli bir ayrıntıdan bahsettiniz. Peki siz bu işinizle ilgili yanınızda personel geliştirme, eğitim böyle şeyler düşünüyor musunuz, planlıyor musunuz? Tabii ki eğitim tabii ki de düşünüyorum, planlıyorum. Yani isminizi yaygınlaştırmak, franchise teklifler, yani şubeleşmek. Çok tabii ki mutlaka herkesin isteği budur, arzusu budur. Yani ben burayı açarken de tabii ki bunları hayal ederek hı hı. açtım. Tabii ki o başarılı yolda devam etmek isterim ama çok fazla isim verip çok fazla markalaşıp kalite değerini de düşürmeyi asla düşünmüyorum. Biraz butik gidelim, kaliteli gidelim. Aynen öyle, kesinlikle. Sonuçta isim dediğim gibi önemli ve hani bu işi ticari açıdan bakmaktan evet. ziyade gerçekten bu işi sevip yapıp adımı taşıyabilecek insanlara vermeyi tercih ederim. Evet, bu da önemli. Güzel aynen. bir düşünce. Peki teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Son olarak Cansu Taş'ın hizmetlerinden faydalanmış bütün konuklarınıza şöyle yuvarlak bir teşekkür, son sözlerinizi alalım. Öncelikle şu andan itibaren bu zamana kadar beni destekleyen, beni tercih eden ve edecek bütün konuklarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Biz bu teşekkür mesajımı ederiz. İletebileceğim için. Evet. Kendilerini kesinlikle kaş, göz ne olursa bana emanet edebilirler. Korkmadan rahatlıkla aynen. gelsinler. Cansu Taş'la tanışsınlar diyelim. Teşekkür peki, ederim. Peki başarılarınız daim olsun.
Anneniz de burada size destek oluyor, yardımcı oluyor. Ona da teşekkür edelim. Peki, inşallah ilerleyen süreçte farklı bir hizmet, farklı bir çalışmada tekrar sizinle buluşmak dileğiyle. İnşallah. Her zaman teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Olur.